Herkese yeni bir videodan merhabalar. Günaydın diyemeyeceğim çünkü neredeyse akşam oldu ve bütün işlerimi sizlerle birlikte hallettim. Videoyu da böyle hazırlık yapacağım zaman başlatmak istedim. Zaten şu ana kadar yaptığım bütün hazırlıkları gördünüz. Evi temizledim. Çok acele pratik bir temizlik oldu. Bütün işlerimi hallettim. Soframı da hazırladım. Artık mutfağa geçeceğim. Mutfakta ufak bir toparlama yaptıktan sonra sizlerle yemek hazırlayacağız. Bugün annemin doğum günü. Onlar bize yemeğe gelecekler. Biz de pasta falan hazırladık. Hazırlamadık aslında. Onu da sizle hazırlayacağız. Sadece iç kremasını hazırladım dün akşam. Şimdi onu da hazırlayacağım. Bütün işlerimi bitirip duş almak istiyorum. Aşırı terledim. Saçlarım baksanıza ne hale geldi. Pislendiler falan. Şimdi mutfağımı hızlıca toparlayacağım ve sizlerle yemek hazırlığına girişeceğiz. Sonrasında da yani ön pişirmeleri yapacağız. Mesela eti ön pişireceğiz. Sonra yemek haline getireceğiz. Pilavı ıslayacağız. En son pilavı yapacağız. Salata yapacağız. Bir de pırasa kavuracağım. Yoğurtlu pırasa yapacağım. Çok fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum. Önden bir çorba yaparım. Böyle yani 2,5-3 saatte hepsini hallederiz diye düşünüyorum. Ne kadar çok düşünüyorum dedim ama. Hadi başlayalım. Patron geleceği için bu ölçüleri seriyorum. Çünkü böyle bir leke bırakıyor. Hem de böyle daha temiz kalıyor. Şuranın üzerini sileceğim şimdi. Ya şu... Nerede? Şu Solinge'nin şu bezlerini lütfen alın. Bakın sadece yıkadım. Hiçbir şey sürmüyorum. Hiçbir şey sıkmıyorum. O kadar güzel toz alıyor ki. Yani resmen cam sil masrafından böyle... Sprey ürünlerden kar etmiş oluyorsunuz. Yani sadece bir bez alıyorsunuz ve bütün işinizi bununla görebiliyorsunuz. Bununla televizyonu dahi siliyorum ben çok fazla ıslatmadan. Ama böyle toz alırken müthiş ya. Bakın, özellikle siyah mobilyanız varsa zaten kesinlikle olması gereken bir şey şu. Bir şey diyeyim mi? Aldığı toza inanamazsınız ya. O kadar yani. Saçım var ya kısacık kalmış ya. Kısacık. Hiç alışkın değilim. İnşallah hemen uzar. Siz de şunu da denemiş oluruz. 1,5-2 ayda benim saçım ne kadar uzadığını da görmüş olursunuz. At kuyruğu şampuanı. O kadar güveniyorum ki saçımı bu kadar kestirdim. Son çekince benim saçım çabuk yağlanır. Yani bir işlem yapılırsa ya da farklı bir şampuan krem kullanırsa çabuk yağlanır. Nitekim de öyle oldu. O yüzden hızlıca bitirip duş almam gerekiyor. En azından çok mesai harcayacağım şeyleri hızlıca yapmam gerekiyordu. Onlardan biri sofraydı. Diğeri de et. Şimdi eti düdük diye koyacağım. O kendi kendine pişecek zaten. Şöyle kısa alıyorum düdüklüyü ve altını açıyorum. Ben de kapatıyorum. Bu kendisi zaten kullanacak. Et ayarına getiriyorum. Kısık da böyle pişecek. Çok fazla yumuşamasına gerek yok. Bir tık piştikten sonra yeterli çünkü fırında da girecek. Bu arada düdüklüden çok memnunum. Kaç yıldır kullanıyorum. Belki 5-6 yılı vardır. Tek yaşarken almıştım. Annem tefal kullanıyordu. Bana da tefal almıştı o yüzden. Hiçbir şekilde patlamıyor. Annemin yıllardır kullandığı bir marka. Annem bana yıllar önce bunu almıştı. Ben de evlenirken yeni bir şey almak istemedim. Saati var. Ben kullanmıyorum artık. Alıştım. İlk zamanlar saatine göre yapıyordum. Dakikalarına bakıyordum yani tek tek. Çok memnunum. Litresi bizim için gayet yeterli bence. Aşağı linke bırakırım çünkü çok fazla soruluyordu. Gayet memnunum. Hiç patlama gibi bir şey yaşamadım. Çok şükür diyeyim yani. Hiçbir şekilde sorun da yaşamadım. Her şeyi bir doğrayalım, hazır edelim. O esnada bir de pirincimizi ısıtalım. Burada durabilir. İşimiz bitti. Şunu kavuracağım. İçine atarım. Kesip kesip. Eti bu tencereye aldım. Yeteri kadar pişti. Onu da buraya koyuyorum. Zeytinyağı olacak zaten. Bir de bunun içine şeker atarsanız karamelize de olur. Böyle üzerine toz şekeri gezdiriyorum. Tuzunu da gezdiriyorum. Böyle kavrulacak ve üzerine yoğurt koyacağım. Bunu hazır gözüyle bakıyorum.
Et suyunu piştikten sonra hazır. Etin biberlerini pişireceğim. Patatesini pişireceğim. Üzerine ekleyeceğim. Patatesini fırına atarım muhtemelen. Bunu fırına atacağız patatesi. Bu piştikten sonra etle birleştireceğiz. Soğanımı doğradım burada. Biberlerimi doğradım. Orada her şey hazır. Şimdi biberleri, soğanları pişireceğiz. Bunun için tavaya. Aynı pırasayı kavurduğum tavayı yıkadım. Hiç fazla bir şey kirletmeyeyim, mutfak dağılmasın. Zeytinyağı alıyorum. Her şeyi zeytinyağıyla yaptım fark ettiğiniz gibi. Kendim için. Sadece ete bir tık tereyağı atacağım. Soğanı atıyorum. Soğan az bir şey kavuracak. Bununla yapıyorum. Zaten etle birleşeceği için problem yok. Şimdi ekstra bir şey daha kirletmeyeceğim. Kırmızı biberi atıyorum. Şu karışta da bezelye kaynatıyorum. Donuk bezelye ve yeşil biber. Ete biraz tereyağı atacağım. Zilave ediyorum. Ve kapatıyorum. Böyle kaldırıyorum. Çorba yapacağız. Tarhana çorbası. Şöyle bir tereyağı atıyorum içine. Az bir şey zeytinyağı atacağım. İçine salça, baharat ve tarhana ekleyeceğiz. Kavuracağız ve üzerine su ekleyeceğiz. Bu en basit zaten. Şöyle bir salça ilave ediyorum içine. Bir yemek kaşığı tam. Salça tamam. Şimdi içerisine bir, iki yemek kaşığı. Hatta ikiden böyle biraz fazla koyacağım. İçerisine kaynar su ilave ediyorum. Bu böyle kaynayacak. Unonun 3 katlı pas tabanıyla yapacağız. Bu arada bayağı güzel duruyor. Şey, böyle diğer aldığımız hazır kekler gibi değil, onu söyleyeyim. Şöyle, zaten buraları temizledik. Klasik Simge'nin pasta içi kreması. Evde bu kadar oluyor pastacı kreması ama yani deneyin bir kere anlayacaksınız. Bir de şöyle bir kaşık meyve aldım. Esat şimdi buraya şık bir pasta yapar. Üstünde süsleriz en son birlikte. Et olmuş. Et olduysa her şey olur. Ben onu yaptıktan sonra ben eti diğer şeylerle birleştirip bir sipariş. Bu Lina'nın aldıkları hep iptal edildi. Niye? Stoklarını kontrol etmedikleri için Allah... O kadar. Evet. Nasıl sence kremanın kıvamı? Güzel. Ama tabii çok pasta içi kreması değil, onu söyleyeyim. Pasta kreması değil bu biraz. Muhallebi gibi hani. Ama lezzetli oluyor tabii aslında. Ya tatlı kreması bu biraz. Evet. Yaş pasta kreması değil. Emin misin? Bunu benmari eritecekmişim. Şefim öyle dedi. Bunun dışına bir şeyler yapacaktım. İşte daha fazla sürersen böyle olur, onu diyorum. Sür diyorsun daha fazla. Keşke sana sormadan yapsam. Bana sormadan yapıyor. Yapıyor bir şeyler. Evde olduğu kadar. Pasta yapmaktan da hiç anlamamak. Aynen, sen tatlıcı değilsin. Şimdi hemen meyvelerimizi doğrayalım. İçine atayım. Bir katına muz koy ya da bir katına meyve koy. Nasıl istersen. İstersen bir katına sadece muz, bir katına orman meyvesi yapayım. Kesince daha mı güzel gözükür? Yoksa her iki katta olursa mı daha güzel gözükür? Kalın doğra ki kesildiği zaman aradan çıkmıyor. Çok bilmiyorum. Çok biliyorsun. Çok bilirsin. Vallahi dedim bile. Edin mi? Niye koyuyorsun? Kek koymayacak mıydı? Ay pardon ya, ben niye burada oturup karışıyorum ki? Şuraya gideyim. Şöyle altına şöyle bir tavan yapıyorum. Olmuyor ki. Nasıl olmuyor? Olur olur, düşenleri... Olacak olacak, dur. Al. Yaparız yaparız, bir şekilde yaparız. Bir şey söyleyeceğim bak, istersen şuna yap, tamam mı? Buna dökülür, en son şey yaparız. Sen onu yaparsın, muzumuz çok olmuş galiba da o yüzden. Şey gibi oldu. Lavaşın kalın kalın içine. Doğru dedi. Ben ipince bir taban yapacaktım oraya. Bak nasıl kayıyor. Görmek istemiyorum bundan. Sonunda. Ya uff. Ya kremayı da çok koyduk. Ne yapayım, ben azıcık sürüyordum. Ya ben sana ortasına krema bir daha koyma dedim. Ya o mu yani? Benim o son koyduğum krema değil mi? Gerçi ben madem az koyacağım, üstüne bir daha krema niye koyuyorsun? Ama alt tarafa sürmek gerekiyor. Sıkıntı yok, toplarız etrafı. Sen onu topla, o pastayı yap, ben de sana helal olsun diyeceğim. Tamam, şimdi senden hemen helal olsun alacağım. Kelepçe geçireyim mi etrafına? Dur dur, bakacağız. Var çünkü öyle bir kelepçe. Dur ablacığım, dur. Tamam be.
Bu muzları toplamam lazım sadece. Ben yapacağım, ben yapacağım. Ben sana helal olsun diyeceğim işte. Arada kek hiç gözükmeyecek miydi? Ha, şey yapıştıracağım için gözükmeyecek. Bir şey diyeceğim. Hı. Kapayacağız bir şekilde, kapayacağız. Starbucks kedi diliyle kapayalım. Bu beyaz çikolata asla yapmaz. Buzdolabına koyacaksın. 10 dakika herhalde. Ama o yağlı kağıt sana yetmez. Ben patatesi alayım da. Şimdi ben yemeği birleştireceğim. Pişmiş mi? Hı? Pişmiş bence. Ama çok güzelmiş. Tadı tuzu nasıl? Evet, güzel. Çok az ama. Şimdi biberlerini de koy. Ben ona yer açsam. Her şey ayrı ayrı tuz attığım için şimdi üzerinden tuz atmayacağım. Atma. Nasıl gözüküyor? Şimdi salçalı su ile birlikte fırına vereceğim. Muazzam. Şu kadar bir salçaya su ekliyorum. İlk kısmını dökelim. Sıraça tutun için. Dur. Çekil mi? Dur. Çok güzel olur. Sarımsak tuz attın mı? Hayır. Atalım mı? Suyun içine at. Suyun içine. Hı hı. Şimdi kalan suyu, şu kadarcık suya da az bir acı sosla sarımsak tozu. Yeter. Şu biraz atalım. Bu suyu artıralım. Çok yoğun. Fırında sadece birbirleriyle bütünleşecek. Lezzet onda şimdi, onu izleyemedim. Bu var, çok güzel bir yemek oldu. Tamam, bunu böyle fırına atıyorum. Yavaş yavaş pişsin bence. Bence de. 180 aynen, gibi falan 180 pişsin. Gibi. Yavaş yavaş, bir saat pişsin. Bir saat. Zaten. Çok güzel bir yemek olmuş bu arada. İlk defa yaptım böyle bir şey. Annem yapıyordu böyle şeyleri genelde. Güzel bir yemek olmuş. Onu yesene, sana bıraktım. Hayır. Üzerine biberiye de koyuyorum şu an. En son bunu zaten alırız. Lezzet vermesi için koyacağız. Fırın ısınsın, fırına atacağız. Çok pratik bir aslında misafir yemeği. Sadece her şeyi ayrı ayrı pişirmek zormuş gibi gözüküyor. Allah pastayı kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle şöyle bir şeyler yaptık ama inşallah tutar. Büyük mü geldi? Daha iyi. Yani kurtarılabilecek en iyi şekilde kurtarıldı bence. Aa, ne güzel olmuş. Helal be sana. Bu şekilde bir şeyler yaptım işte. Ne yapayım yanlarını kurtarmak için.
Anca bu kadar. Dolma meyvesiyle süsleyecek. Aynen. Ben sana iyilerini seçip veriyorum. Nasıl yapayım? Etrafını mı düzsün? Yani ortaya dağınık da koyabilirsin. Nasıl istiyorsan, içinden geliyorsa. Üstüne muz koyalım istersen birkaç diyeyim, şöyle kalın kalın. Bak çikolata yandı, bence gayet iyi kurtardım. Vallahi helal olsun. Ben böyle yapabileceğini hiç düşünmemiştim. İhtimal bile vermemiştim. İhtimal dahi vermemiştim yani. Ve fark ettin zaten, salmıştın sen. Saldım ben seni canım. Çok oldu salalı. Bak sen. Ya sen bizi salarsın ama. Günün sonunda yine seni ben kurtarırım diyorsun. Yani öyle demeyeyim ama. Bıçağı çok beğendim ya. Şuraya da muzları diz şöyle. Böyle bölüm bölüm yaptım. Nasıl? Değiştirebilirim. Beğenmediysen. Ben buraya geçtim. Bir tek o sonra. Bugün muz yemekten zaten. Daha frambuaz yoktu değil mi şuralara? Bir tane daha böğürtlen yok muydu? Çok adetli miydi? Bak şurası boş kaldı. Batırıyorum. Dibine kadar sapla hatta. Pastayı tutar. Güzel oldu. Vallahi ellerine sağlık. Sen bu işi biliyorsun ha. Bu işi bilmiyorum. Daha bilseydin daha iyi olurdu ama. Hadi ya da yaz yani artık. Kahve sunumluklarımı hazırladım. Çay bardaklarımı hazırladım. Şöyle. Çorbamız hazır. Yemeğimiz de hazır. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde çok güzel oldu. Burada pilavım hazır. Pırasamız böyle. Pırasa kavurması. Üzerine toz biber koydum. Yoğurt koydum. Zeytinyağı döktüm. Bir salata böyle hazırladım. Bir salata böyle hazırladım. Ekmek koydum. Bu kadar. Bayağı üstesinden geldik bugün de. Çok kısa sürede hallettik bu arada. İnanamazsınız yani. Hele pastanın son bir saatte falan halloldu. Neyse ki halloldu. Esat çok güzel yaptı. Gerçekten çok çok iyi kurtardı yani. Güzel oldu. Son halini de beğendim. Onu da zaten size gösteririm. Şu an dolapta erimemesi gerekiyor. Keseceğim zaman size de gösteririm. Bu kadar. Bunun tam yarım saati var. Ya canın istiyorsan. Onu niye yıkadın? Bu da makineye giderdi. Şeyin bütün yeri bozuyor. Pasta çok güzel, evet. Görüşürüz.
Günaydın. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün birazcık geç açıyorum videoyu. Sabah bir duş aldım, işlerimi hallettim. Bugün video günümüzdü, video yayınladım. Gelen kargolarımı biliyorsunuz ki yılbaşı ağacımın altında biriktiriyordum. Artık onları açalım. İçinde kırılan falan vardır, iade süresi de geçmesin diye. Şimdi sizlerle birlikte onları açacağız. Dün akşam da annemler gittikten sonra annem bayağı bir tabakları falan elinde yıkamıştı. Makine doluydu. Onlar gittikten sonra da ben direkt edite oturdum. Çünkü yetiştirmem gerekiyordu bugün için. Bütün mutfağı o şekilde bıraktım ve inanın hiç girme motivasyonum yok. Dedim ki Simge şöyle kendine bir gel, güzel kahvaltını yap. Bu arada size göstermedim ama kahvaltımı da bu arada hallettim. Çünkü bir yandan da videoyla uğraşıyordum hazırlarken. Story olarak atmıştım Instagram'a. Öncesinde kargoları bir açacağız. Makineyi boşaltacağız. Sonra mutfağı toparlayacağız. Akşam yemeği için dünden kalan yemekleri ısıtacağım. Yanına bir salata falan yapıp geçiştiririz bugün. Çünkü biraz geç yedik. Yani saat 2-2.30 gibi falan ilk öğünümüzü yedik. Sabah kahve içmiştim. Neyse çok fazla konuşmayayım. Hemen işimize gücümüze bakalım. Şu kargoları bir açalım. Işığımız da gitmesin. Çünkü bugün biraz saat geç oldu. İşlerimi de hallederken vakit de bayağı bir geçti. Şuraya oturayım bir. Yanıma bir makas alayım. Şimdi ilk olarak şu elime gelenden bir başlayalım bakalım. Kırılabilir bir gönderiymiş mesela bu. Belki de şu an bu kırık. Ama bilmiyorum. Genelde hiç böyle yapmam. Hep biriktirmeden tek tek açarım. Bu sefer de şey oluyor. Çok fazla şey alıyorsun oluyor. Artık biriktirip açıyorum. Ama bu aldıklarımın fiyatını görünce çok şaşıracaksınız. 10-20 liralara aldığım şeyler bunlar. Eğer kalitesini beğenirsem aşağı linkini bırakacağım. Size de göstereceğim zaten. Hayal kırıklığına da uğrayabilirim ama iade etmem kırık değilse. Vallahi güzel paketlenmiş. Bunun ne olduğunu şu anda çözdüm. Oy. Ben kıracaktım kargoda kırılmayan şeyi. Bunun içinde böyle işte yüzüklerimi, küpelerimi böyle koyabileceğim bir şeyler aldım. Çok güzel. Ya çok güzel kalitesi, değer. Mis gibi kokuyor. Beyaz sabunla değişik güzel bir sabun kokuyor. Bakın böyle üçü birlikte. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bakın böyle bu şekilde. Üçünü. Şimdi fiyatını da söyleyeceğim. Siz de bir şaşırın. Ben bunların linkini paylaştım. Dekorasyon linkimi de hep bulabilirsiniz. Beni Trendyol profilimden takip etmiyorsanız yorumlara sabitleyeceğim Trendyol profilimi. Böyle bütün koleksiyonlarımı tek bir arada görebiliyorsunuz. Mesela hangi ürünü merak ediyorsanız o klasöre girin. Oradan bakabilirsiniz. Hepsini oraya bırakıyorum. Bu üçlü İstiridye takı tabaklarının 3'ü 24 lira 11 kuruş şu anda. Bakabilirsiniz şuradan. Gördünüz mü? Gerçekten yani 24 lira eder. Öyle söyleyeyim. Şimdi diğerine geçelim. Böyle aldığım şeylerin fiyatını da söyleyeceğim. Çünkü bazen şöyle oluyor. Ben mesela uygun bir fiyatı alıyorum. Sonra onun linkini paylaşıyorum. Abuk subuk bir fiyat. Bu benim mutfak tartısına başıma geldi. Ben mutfak tartımı 130 liraya falan aldım. Bir ara bir baktım 800 küsür lira dedim. Ne? Mutfak tartısısın sen ya. Bu da. Bu da böyle açamıyorum. Açarken düşüreceğim diye korkuyorum. Bakın bunu beğeneceksiniz. Bunun büyüğü de var. Ama ben bir kalitelerini görmek istedim bakın. Benim de çok sevdiğim. Bunları yatak odamda kullanabilirim. Ya da bunu mesela salonda da kullanabilirim. Şimdi bunun fiyatını da söyleyeceğim size. 24.50 bunun fiyatı. Şöyle dokusuna da bakın. Şöyle de bakabilirsiniz bir saniye. Şu şekilde.
birebir aynı ürün. Şimdi gelelim bir tane daha. Yine o tarz bir şey mi bilmiyorum. Bakacağım. Bunlar da gold, tütsülük, mumluk artık. Ne derseniz. Bunlar bayağı sarı. Kötü durmuyor. Yani uzaktan falan o kadar kötü durmaz. Ama beklediğimden daha sarı. Bunun orijinal fotoğrafını göstereyim size. Fotoğraftaki gibi değil. Bakın burada daha gold, burada bayağı sarı. Bunun fiyatı da 28.85. Bir tek bu görseldeki gibi değil bence. Fiyatı 28 lira değil de böyle 58-68 lira falan olsaydı bunu iade ederdim görseldekinin aynısı değil diye. Ama benim için çok önemli değil. Ben bunu da dekore edecek bir yer mutlaka bulurum. Şu şekilde ikisi birlikte. Şu ana kadar aldıklarım 3 parça şey aldım 100 lira bile etmedi. Bir tane de burada bir ne bu? Aç aç. Bitmedi. Aa, harbiden aç aç bitmiyor. Ne bu? Ha, tamam bu mum. Bu bubble şey mumlardan. Fiyat 29.99. 30. Yani hepsi ortalama 30 liradan 30 lira bile değil, 100 lira anca ediyor şu aldıklarım. Ama yani size helal olsun böyle bir paketleme. Yani şu iki tane 30 liralık mum için. Ay çok güzel. Müthiş. Aa bakın. Bayılıyorum ya böyle şeylere. Yemin ediyorum evin hani bunları koyduğum yerde oturasım geliyor. Keyif yapasım geliyor. O kadar beğeniyorum ama işte tek sıkıntı ben bu tarz şeyleri yakmıyorum. Bizim evde sayısız mum vardı ama hiçbiri yanmaz. Yakılmaz yani. Yakılması için ayrı mum alınır mesela bizim evde. Bakın bunu kesinlikle böyle koyacağım. Ve sehpanın üzerinde bir değişiklik yapıp bu ikisini koyacağım. Çok iyi. Ben bu fiyata daha hiçbir şey söylemiyorum. Sadece dediğim gibi şunlar bir tık fazla sarı. Onlar öyle olmasaydı daha iyi. Neyse. Bu arada bir sonraki videoda yılbaşı hediyesi için, hatta şimdi kutularımı görünce aklıma geldi. Sizler için böyle hediyeler hazırlıyorum. YouTube'dan 2 kişiye, Instagram'dan 1 kişiye hediye vereceğim yılbaşında. YouTube'dan 2 olmasının sebebi de şu. Benim asıl bu işe başladığım yer YouTube. Bir de ben 20 bine özel bir hediye vermek istiyordum. Bunu da sizlere bir türlü araya o kadar çok şey girdi ki hiçbir şekilde yapamadım. O yüzden YouTube'da hem 20 bin özelle yılbaşı hediyesini birleştirip 2 kişiye hediye. Instagram'dan da 1 kişiye yılbaşı hediyesi vereceğim. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şansınızı artırmak için oradan da takip edebilirsiniz. Şöyle ben zaten hediyeleşmeyi sürekli yapıyorum. Eskiden sürekli takip edenler bilir. Ara ara pat diye paylaşıp pat diye gönderiyorum. Yani hiç bazen yorum yazana direkt mesaj atıyorum. Bunu da buradan söyleyeyim dedim işte. Neyse uzatmaya gerek yok. Siz benim ne demek istediğimi anladıysanız sorun yok. Şimdi Mudo'dan bu kadar büyük bir kutuya iki tane bardak helal olsun. Yani başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Mudo'ya buradan saygılarımı gönderiyorum. İki tane bardak aldım sadece. Şu yani bakın. Kırılmıştı. Bunlar da yılbaşı temalı bardaklar. Bir süre bunlarla artık su içeriz. Ama çok iyi paketleme. Ben size şöyle söyleyeyim. Bardağın yarısı kadar paketlemeye para harcamış olabilirler bu arada. İşte bu müşteri memnuniyetidir. O yüzden Mudo'dan güvenli alabilirsiniz. Bir de şu aldığım ürünlerin paketlemeleri de çok iyiydi bu arada. Bu işi birazcık daha zorlaştırmış. Yani helal olsun gerçekten. Kırılmazdı ya o kadar şey yapmasaydım. Çok güzel bu benimki. Bu da Esat'ınki. Çok güzel. Ya çok güzeller. Bunların bizde böyle yılbaşı temalı olmayanları vardı. Böyle sadece mavi yazılı olanları. Ben daha evlenirken falan, evlenmeden önce hatta almıştım onları. Şimdi bir tane kaldı. O da zaten şöyle tipinden anlayacağınız gibi 50 tane askı aldım. Çünkü neden? Çok gerek duyuyoruz biz askıya. Her şeyi askıya atıyoruz. Bir de fark ettiyseniz bizim giyinme dolabımızda, giyinme odamızda çok fazla askı asma yeri olduğu için. Ve bu askıları size şöyle göstereceğim. Biliyorsunuz ben normalde bu askıları Ikea'dan alıyordum. Sonra ben bunları internette buldum.
Ve yorumlarına baktım, dedim ki ne kadar Ikea'nın askılarına benziyor. Sonra Ankara'ya gittim ve baktım teyzem bu askılardan almış. Sonra baktım daha kalın, daha böyle sağlam geldi. Ikea'daki fiyatın 1/3 fiyatına falan satıyor bu arada. Tanesi 3,5 liraya mı geliyor, 4 liraya mı geliyor? Hatta daha uyguna bile geliyor olabilir. Ben de dedim ki niye Ikea'dan alayım ki dedim. Bir de zaten Ikea'da biliyorsunuz sınır var, öyle istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Stoğu en çabuk biten ürünlerinden biri olduğu için. Dedim hiç uğraşmam, böyle ne güzel evime pıt diye geliyor işte. Artık Ikea'nın askılarına son verdim çünkü şimdi siz de görünce anlayacaksınız. Birebir aynı. Bakar mısınız? Ne farkı var şimdi bunun Ikea'nın askısından? Bence böyle askı ihtiyacınız varsa şu şekilde. 30'lusu da var, 20'lisi, yani her şeyi var. Kendi ihtiyacınıza uygun olarak. Ben aşağıya size 30'lu, 50'li, 20'li artık kaçlı varsa aşağıya askı olarak bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Alışverişimiz buydu. Aslında hep böyle kargolar zor açıldığı için uzunmuş gibi geldi ama çok fazla bir şey almadım. Bu beni çok şaşırttı. Fiyatı vallahi. Şimdi ben bir buraları toparlayayım, sonra da mutfağa girelim. Şimdi mutfağa geldim. Hızlı bir şekilde mutfağımı toparlayacağım sizlerle birlikte. Büyük çöp torbası.